19. dersimize hoş geldiniz. Biraz önce size çaldığım şarkıyı, Aydın Türküsü'nü, Eklemedir Koca Konak, size tablarıyla birlikte anlatmaya ve öğretmeye çalışacağım. Eğer dikkat ederseniz ben parçayı oldukça süslemeli olarak çalmaya gayret ettim. Yani parçanın içerisinde çokça pull-off, hammer-on teknikleri kullanılmış. Size vereceğim tablarda bunları iyi yazmadım. Tabu basitçe yazdım, siz anlayın diye. Ve hemen akabinde aynı basitlikte çaldım. Eğer size tabun üzerine bu pull-off'ları ve hammer-on'ları da yazsaydım, çalmakta zorlanacaktınız, kafanız karışacaktı. Evet, ama siz bütün bunlara rağmen parçayı benim çaldığım gibi çalmak istiyorsanız, başa dönüp, parçayı ilk önce benim size yazdığım şekilde öğrenin, sonra başa dönüp, benim yaptıklarımı yapmaya çalışın. İnternette dediğim gibi pull off ve hammer on üzerine çok video var. Onu öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi size tablarımızı verelim. Biraz zorlandım tabları sığdırmak için. Bakayım şimdi. Evet. Birinci sayfamız. Bu da ikinci sayfamız. Arkadaşlar, bakın parçamız 2/4'lük. Ben burada polifoniye, aşırı polifoniye kesinlikle gitmedim. Aşağıya melodileri yazdım. Bakın bu aşağıdaki notalar, melodi. Yukarıya da akorlara ait bas seslerini yerleştirdim. Her ölçüde iki defa bas sesi kullanmışım. Onun dışında polifoni yapabilecek sesler katmadım. Kafanız karışmasın. Yukarıda armonisi yazıyor. Bakın la minör. Bakın la sesi bas olarak iki defa vermişim. Değişmeli bas bile değil. Bakın re minör, re sesi. Yani bir sistem var baslarda. 2/4'lük bir ölçü içerisinde iki kere bas kullanmış. Bakın burada si bemol bas si telinde. Fakat burada ölçüde ikinci bir akor var. Sol minör. Sol minör si bemol majörün ilgili akorudur. Orada öyle kullanmayı tercih etmişim. Parçamız la minörde yazılmış ama %100 la minör armonisi bildiğimiz natürel la minör değil. Arada bir si bemol girmiş gördüğünüz gibi. Evet. Galiba buna batılılar armonik minör diyorlar. Evet, parçamız bu şekilde yazılmış. 2/4'lük ve sadece bas ve melodi şeklinde yazmışım. Dediğim gibi burada 8, 16'lık notalar var. Şimdi burada size bir de pull off hammer on yazsaydım siz bu karman çorman olurdu ve bunu çalamazdınız. Ama aslında parça son derece basit. Evet. Arkadaşlar, bir parçayı birebir çalmak diye bir şey söz konusu değil. Parçanın bestecisini, yöresini, kaynağını inkar etmediğiniz sürece parçaya kendinizden bir şeyler katmanız mümkün. Bazısı daha güzel şeyler katar, bazısı daha kötü şeyler. Ama sonunda herkes kendi istediği gibi çalar. Müzikte bu tip özgürlükler de yok değil. Aslında müzikte yanlış bile yok. Kulağınıza hoş gelen şey size aittir, sizin müziğinizdir. Evet, şimdi dersimizi izleyin. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Thank you.
Thank you.